Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şehit kavramı üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan önemli meselelerden biri şehitlikle alakalıdır. Mesela bir Kur'an ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda katledilenlere ölü demeyin. Belahyaun, bilakis onlar hayattadırlar. Velakin la teşurun, lakin siz bunun farkında değilsiniz. Burada şehide aynı zamanda bir tarif getiriliyor. Men gutile fi sebilillah, Allah yolunda öldürülen. Demek ki Allah yolunda hayatını feda eden kimselere şehit deniliyor. Bu durumda şehit olmak her şeyden önce imana bağlı olan bir durum. Yani şehitlik ehli iman için söz konusudur. Allah'a inanan, dinin değerlerine inanan bir kimse Allah yolunda hayatını verdiğinde, hayatını feda ettiğinde şehitlik makamına ulaşmış olur. İnsanın elde edebileceği bir takım hayatta dereceler vardır. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi şehitlik makamı, şehitlik derecesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine nimet vermiş olduğu bahtiyar insanları bildirirken minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüheda bu şekilde sıralar: nebiler, sıddıklar, şehitler, daha sonra ve salihin ve salihler. Demek ki sıralama itibariyle bakıldığında gerçekten de şehitler en üst makamlarda bulunan kimseler oluyor. Bir kimse Allah yolunda hayatını feda ettiğinde bu kimse şehadet makamını elde etmiş olur ve bu şekilde velayet makamı tabir edilen bir makamı da elde eder. Yani şehit aynı zamanda velidir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle alakalı hayli ayetler var. Bu ayetlerden birinde Allah-u Teala şöyle buyurur: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Sakın sakın Allah yolunda katledilenleri ölü zannetme. بَلْ اَحْيَاءٌ Bilakis onlar hayattadır. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri nezdinde onlar hayattadır. Yurzagun, rızıklandırılırlar. Ferahine bima atahumullah min fadlihim, Allah'ın lütfundan onlara verdikleriyle ferahlanmakta ve sevinmektedirler. Burada şöyle bir inceliğe dikkat çekmek istiyorum. Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar kimse vefat etmişse aslında onlar da şu anda hayattadır. Ama Kur'an-ı Kerim'in şehitlerin hayatta olduğunu ayrıca ifade etmiş olması demek ki onların hayat mertebesi daha farklı. Bu kitaplarımızda şöyle ifade ediliyor: şehit kendini hay bilir, kendini hayatta bilir. Dolayısıyla dünyadaki hayatının koptuğunun farkında değil, yine dünyadakine benzer ama daha güzel bir hayat içerisinde, daha nezih bir hayat içerisinde hayatının devam ettiğini görmekte. Ama diğer vefat etmiş olanlar artık dünyadaki günlerinin bittiğini biliyorlar ve onlar berzah hayatında hayatlarına devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bir başka ayetinde müminlerden Allah yolunda canını nezretmek, bunu yerine getirenleri metheder ve şöyle buyurur: Minel müminine ricalun, müminlerden öyle er kişiler vardır ki sadagu ma ahedullah aleyh, Allah'a verdikleri ahitte, sözde sadık oldular. Feminhum men gada nahbehu, onlardan bir kısmı Rabbine verdiği sözü yerine getirdi, Allah yolunda şehit oldu. Ve minhum men yantazir, bir kısmı da bekliyor. Ve ma beddelu tebdile, bunlar verdikleri sözde herhangi bir değişiklik yapmadılar, verdikleri sözden dönmediler. İşte bir kimse dini değerler uğrunda, mukaddesatı uğrunda
ben canımı nezrettim. Gerekirse hayatımı vermeye hazırım. Bunu söylediğinde, yeri geldiğinde vermesini de bilmelidir. Tabii normal şartlar altında kişinin doğrudan ölümü temenni etmesi uygun değil. Ama şehitliği istemek, bu güzel bir durum. Bundan dolayı bazı zatlar dualarında şöyle demişler: Allahümme la tuhricna mine'd-dünya illa ma'aş-şehadeti ve'l-iman. Allah'ım bizi dünyadan ancak şehadetle ve imanla çıkar. Şehit olarak ve mümin olarak dünyadan böyle çıkar. Tabii herkes harp meydanında, Allah yolundaki savaşta böyle bir makama gelemez. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin başka bir cihetine dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor: Men erade şehadete bi sıdkın, her kim samimi bir şekilde şehit olmayı istese, bellahullah menazile şüheda, Allah onu şehitler menzilesine ulaştırır. Velev mâte fî firâşihi, yatağında vefat etmiş olsa bile. Tabi bu hadisi değerlendirirken başka meşhur bir hadisle beraber değerlendirmek gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: İnnemel amâli bin niyyat, ameller niyete göre. Bir başka hadisinde de şöyle buyuruyor: Niyetül mer'i hayrun min amelihi, kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Böyle olunca bir kimse gerçekten samimane şehit olmayı istemişse, yatağında da vefat ettiğinde böyle bir dereceyi elde etmiş olur. Bunun İslam tarihinde en canlı örneklerinden birisi Halid bin Velid'dir. Halid bin Velid vefatına yakın, artık vefat etmek üzereyken etrafında bulunan dostlarına üzerindeki elbiseyi çıkarıyor ve gösteriyor. Vücudunun ön kısmı, her tarafı yara bere içerisinde. Ok, mızrak, kılıç yarası. Arkadan hiç yara almamış çünkü arkasını dönmemiş. Dostlarına diyor ki, dostlarım diyor, ben İslam öncesinde ve İslam sonrasında çok savaşlara katıldım. Müslüman olduktan sonra girdiğim her savaşta acaba şehitlik bana nasip olur mu? Bunu arzuladım, istedim ama görüyorsunuz ki şu anda yatağımda vefat etmek üzereyim. Ardından da şu manidar ifadeyi söylüyor: korkakların kulakları çınlasın. Bu can Allah-u Teala'nın bize bir ikramıdır ve bizde bir emanetidir. Bu canı yeri geldiğinde Allah yolunda feda etmek kamil bir Müslümanın en belirgin özelliklerinden birisi olmalıdır. Tarihe baktığımızda mesela peygamberlerden de şehit olanlar var. Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi, Hazreti Cercis gibi. Bu şekilde doğrudan katledilerek öldürülen ve Allah yolunda bu şekilde şehadet makamını elde eden peygamberler var. Öte taraftan İslam tarihine baktığımızda, İslam tarihinde mesela Hazreti Hamza'ya Seyyid-i Şüheda denilir, şehitlerin efendisi. Öte yandan Mus'ab bin Ümeyr, Uhud'un büyük şehitlerindendir. Ve daha sonrasında halifeler devrine geldiğimizde 4 halifeden Hazreti Ebu Bekir dışında diğer 3'ü şehit olmuşlardır. Suikasta maruz kalmışlar ve şehit olmuşlardır. Öte yandan İslam tarihinde Hazreti Hüseyin'in şehit edilme olayı tarih boyu gerçekten insanımız üzerinde en derin izleri olan şehadet olaylarından birisidir. Daha bunun gibi mesela bir İstanbul'un fethi olayına geldiğimizde, evet, İstanbul'un fethinde pek çok kişi şehit olmuş, şehadet mertebesini elde etmiştir. Ama bunlar içinde bir Ulubatlı Hasan daha özel bir konuma sahiptir. Yakın tarihimize geldiğimizde mesela Çanakkale'de 253 bin insanımız canlarını, vatanları, dinleri, mukaddesatları için feda etmişlerdir. Bundan dolayı merhum Mehmet Akif malum diyor,
bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Dünyaları alsan da verme bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Gerçekten merhum Mehmet Akif'in bu ifadelerinde şehitlikle alakalı çok güzel manaları görebilmekteyiz. Ardından İstiklal Harbi'nde yine vatanı milleti mukaddesatı için hayatını kaybeden nice insanımız, daha sonra meydana gelen yine bir takım olaylarda Allah yolunda hayatını kaybeden nice insanımız şehitler kervanı içerisinde yerlerini almışlardır. Cenab-ı Hak hepsinin makamlarını daha âli eylesin ve bizleri de onlara layık bir hayat yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.